Beste'nin şu anda içinde bulunduğu proje biraz öyle olmayabileceğin ipuçlarını ve umutları falan veriyor Leyla ile Mecnun. Evet. Hakikaten Leyla ile Mecnun mesela hep bunu konuşuyoruz. Çok da severek konuşuyorum ben. Buraya gelen hemen hemen her konuğumun da ağzından Leyla ile Mecnun çıkıyor bir şekilde. Mevcut bir ezberi bozdu. Kolay gülme meselesini bozdu. Yani biz her şeyi böyle... Yani o da keyifliydi belki hani aile komedilerine gülmek ya da standart sitcomlara gülmek ama sizde biraz iş... Tabii ki birine gülmek diğerini daha aşağı çeken bir şey değil asla. Elbette. Ama biz de artık son dönemde biraz belden aşağı sohbetlere gülüyor olmaya başladık. İşte küfüre ya da biplenen şeylere vesaire. Ama Leyla ile Mecnun'da ulan kelimesinin bile yerine başka bir kelime kullanarak bir iletişim kurma çabası var. Bence oradaki en komik şey, yani bir seyirci olarak konuşuyorum. Bütün karakterlerin aslında bir çocuk kadar algılarının bir şeye bir anda yükselmesi, bir anda şiddetle inanç duyması ve her şeyi gerçek kılması bu inançları sayesinde. Yani biz buna gülüyoruz aslında ama bence bunu sevdiğimiz için de gülüyoruz. Elbette. Yani hani değil mi? Yani o böyle bir şey çok empatik bir şey aslında. Gerçekten ben orada izlediğim karakterler gibi bazen bazı şeylere o kadar inanmayı istiyorum aslında. Peki yani sonuçta sen de bunun içinde oynuyorsun ama evet. Oranın dışına çıkıp izlediğin oluyor mu Leyla ile Mecnun'u? Tabii ki. Yani zaten için şöyle bir şey var. Aslında içinde olunca zaten daha fazla pozitif ayrımcı olmuyorsun bence çalıştığın işe. Yani yanlış şeyleri daha fazla görüyor oluyorsun diye düşünüyorum. Yani en azından benim için böyle bir durum var. Sen göremiyorsun ki ama. Ben işte göremediğimi sadece duyabiliyorum ama iyi duyabiliyorum. İyi duyuyorsun. Onlar evet, da iyi konuşuyorlar. Artikülasyonları iyi ve iyi anlıyorum. Öyle. Ha, iyi anlıyorsun. Neyse çok eğlenceli bir iş. Hatta son zamanların en eğlenceli işlerinden bir tanesi. Buraya parça parça bütün ekibi getireceğiz inşallah. Yani daha önce abimiz geldi. Şimdi siz geldiniz. Bundan sonra Leyla ile Mecnun'la. Geleceğim canım ben de hani orada bir şey oynayacağım mecburen. Lütfen. Evet. İdil'cim sana gelelim. Giritli. Aslında hani seni kısaca Giritli diye anlatabiliriz ama İdilika'yı da sen ekledin. Sonra bunu bir marka haline getirdin. Evet. Önce şu şey meselesine gelelim. Yani Girit'ten yıllar önce Mübadele'de mi geldiniz? Evet, yoksa... Mübadele'de, Lozan Mübadelesi'nde. Ailem o dönem gelmiş. Yani topraklarından koparılma o hikayeyi biliyorsunuzdur zaten. Çok acıklı bir hikaye ki ben bunu çok çok derinde böyle hisseden biriyim. Çocukluğumdan beri. Tabii öyle bir babaannenin çocuğu olduğum için de hep ilgi duydum, hep merak duydum böyle bir şeye ve araştırma isteği duydum. Bunu araştırdıkça da mutfağa da çok meraklıydım zaten. Bu Girit Türklerinin, Girit Mübadillerinin evlerinde pişen yemekleri araştırmak istedim. Ya komik olan şu pardon girdim lafı ama avukat yani hukuk evet, okuyup hukukçuyum. Avukat olup ondan sonra direkt yemeğe dönmek ve bunu markalaştırmak acaba? Sonra dönmedim işte zaten yani o hukuk fakültesi dönemi benim için zorlama dönem o zaten yani anne zoruyla. Esas gerçekten yani 9 yaşımdan beri ben en iyi bunu biliyorum yani ve hep arkadaşlarım da şey söyler yani benim hukukçu arkadaşlarım. Hani sen kanun maddelerinden daha çok şey biliyorsun hani daha çok tarif biliyorum. Hani hukukta başarısız olacaktım zaten alelade biri olacaktım öyleydim görüyordum bunu. Hani herhangi biri olacaktım yeteneğim yoktu ama bu alanda çok iyi biri olabilirdim öyle en iyi olabilirdim belki. Olacağımı da hissediyorum. Peki mutfağın öyle bir kanunu var yani bir kanun kitabı var mı mutfağın? Mesela 13. Şimdi temel bilgiler olarak altyapı tabii ki her... Yani her alanın olduğu gibi mutfağın da böyle bir altyapı bilgisine ihtiyacı var ama büyük oranda yetenek ve ben orada şeye de çok inanıyorum bu branşlaşma hani ne yapmak hani herkes her şeyi bilemez ve herkes her şeyi yapamaz ve bir restoranda da her şey bir arada olmamalı zaten ve o branşlaşmaya inanıyorum zaten benim bildiğim de bu Girit Türklerinin mutfağı. Ben burada şey de söylemek istiyorum bu ayrıma girmek istiyorum çünkü genellikle böyle bir yanılgı oluyor. Siz hocam siz de bana katılacaksınızdır. Girit Adası şimdi diyorlar ki gelen misafirlerim tabii ben herkesle tanıştığım için Girit Adası'na gittik işte bu yok filan. Hani bu Girit Adası artık turizmin, Yunanistan'ın, işte Hristiyanlığın bir sürü sebeplerle bizim kültürümüzle bir alakası kalmadı. O kadar uzak ki orası artık bir Yunan adaları mutfağı oldu. Fakat bizler bu işte Ege bölgesi işte Ayvalık, Cunda işte siz bilirsiniz Datça, hep ben bilirim değil mi? Fethiye, Kayaköy, bilir tabii geziyorsunuz ya. Oralardaki bu ailelerin mutfağı, Girit Türklerin mutfağı esasında bilinmeyen mutfak. Yani benim peşinde olduğum iş bu. Ya, ben şimdi hala araştırıyorsun değil mi? Yani hala zaten dünya üzerinde hani bu konuyla alakalı birinin, yani yemek özellikle Girit Türklerin yaptığı yemeklerle alakalı hani birinin bir şey yazıp da bana yakalanmaması, yani böyle bir ihtimal çok düşük.
Ha, yani mutlaka yakalarım bir yerden. Peki bir şey söyleyeceğim. Bana tamam, gelir zaten. Ben de zaten hep araştırıyorum. Sen teoriyi alıyorsun, anlıyorsun ve pratiğe mi döküyorsun? Evet. Bunu yaparken büyüklerine soruyor musun? Pişirme usulleri soruyordum. Rahmetli oldu. Hmm. İşte rahmetli oluyorlar. Allah'tan ben işte sormuşum biraz fazlaca. İşte o şeye sormuş. Gideceğim. Köy var ya hani. En son gittiğiniz köyün adı neydi? Hangisi? Hani sırf Giritliler vardı. Aa dur dur söyleyeceğim bak şimdi lakdeye sonucu. Sadece evet Side. Kayaköy değil. Side. Oraya gideceğim Side. Mesela orada kesin vardır yine böyle büyükler. Side'de büyükler var ve evet. Her biri Giritli ve çok ilginç aksanları var. Hatta Sidece diye oranın bir yerel dili var antik evet. Zamandan bu yana ama onlar o Girit dilini tamamen getirmişler. Biz de Giritçe konuşuyoruz. Çok ilginç ya sizde hakikaten böyle hafif böyle kırık bir aksan ve sadece siz anlıyorsunuz. Sadece Yunan evet. Adalarının aksanı değil o. Girit aksanı. Evet i̇lginç. Hiçbir gramer yok. Gelişine ama mutfak öyle değil. Girit'in Anadolu bağı çok daha fazla. Değil mi? Diğer Yunan Adalarından tamamen kopuktur. Evet işte hani. Giritlileri de pek sevmezler diğer Adalılar. Evet. Örneğin Girit'ten mübadele döneminde Rodos'a getiriliyor Giritliler. Abdülhamit tarafından Rodos'a getiriliyor ve köyler kuruluyor. Yani Rodos'ta Giritlili ve Rodos'ta ayrımı başlıyor. Daha bu Cumhuriyet'in ilanından önce. Yani Rodos'a yolu düşerse gittim. Girit köylerini görürsünüz. Gittim orada bir hamama içinde avlusunda hamam bulunan bir ailenin yanına gitmiştim. Onlarda da çok ilginç. Bir de ben bu hiç yapılmayan artık hani kimse yapmıyor dediğimiz yemekleri de buldum. Böyle çok çok güzel, ilginç şerbetler. Pabucaki, evet. Onların hepsini çok güzel. Girit kabağı küçük olan. Şeyde Milliyet'te geçtiğimiz hafta dizi muhteşem dizi. Bir serisi evet, oldu. Bir dizi serisi ve hakikaten. Sen tattın Girit, mı? Yani ben onun yaptığı yemekleri tadıyorum evet. Müdavimlerimizden. Tadıyorum. Sizi de burada abi. Gördüğüm geleceğim, için evet, çok evet. Çok memnun oldum. Özel benim olarak de, davet etmek isterim. Eniştemin kökeni Giritliydi. Çocukken tanışmıştım ben de Girit mutfağıyla. Ama dediğiniz doğru. Yani tabii herkesten o şikayet geliyor ama bütün Yunan adalarındaki eski kültür bitti. Yani bizde de yavaş yavaş kayboluyor. Evet, yani evet. Baktığınız zaman sabah kahvaltısı, Anadolu'nun kahvaltısı bugün yok artık. Evet, Girit azalıyor. Kahvaltısı da yapıyorum ben. O çok güzel. Başka bir yerde. Bir de bu deniz mahsulleri. Akla hemen o geliyor. Yani nasıl Ayvalık Cunda Adası'nda böyle balıkçılar. Hemen o geliyor. Aslında o değil yani. Bizde işte bu oğlak eti, keçi eti. Ondan sonra işte kuzu etli, ot yemekleri, işte baklanın, hokçalarla. Et biraz daha yaygın değil mi Girit mutfağında? Esas bunlardır yani. Esas hatırlanması gereken. Anladım, ama evet. Bu değil işte. Hemen akla ahtapot bacağı veya kidonya geliyor. Hı hı. Tamam ben de onları seviyorum. Meraklısıyım ama peşinde olduğum iş o değil. Kidonya zaten Ayvalık'ın antik Ayvalık'ın, ismi. Dolayısıyla evet. O antiğin biraz Ayvalık'ın biraz daha yerel bir yemeği.